Önce bu izlenen yanlış ekonomi politikalarının yarattığı sonucu, tabloyu teşhis etti, altını çizdi, çok önemli bilgiler verdi İris Cibre bizlere. Tabii öncesinde biz Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den başlayarak bazı söylemlerle bu dildeki problem ve yaratılan bu açıklama, yani söylenenlerle, bu açıklamalarla kamuoyunda, vatandaşta ortaya çıkan algıyı, yarattığı duyguyu da biraz konuştuk. Şimdi gelelim tedavi yöntemlerine, yani çözüme, çareye. Şimdi biliyorum o kadar şey bir noktada ki, zaten Sayın Bakan da söyledi, Türk lirası dipte. Bu durumdan Türkiye ekonomisini çekip çıkaracak önlemler, atılacak adımlar neler olmalı? Bunların gerçekleşebileceğine dair, iktidar tarafından yapılacağına dair bir beklenti var mı? Biraz da bunları konuşalım İris Hanım. Şimdi çözümler birkaç tane kalemde anlatılabilecek şeyler değil. Çünkü ben çok ciddi bir darbe aldığımızı düşünüyorum. Yani birçok açıdan, ekonomide dahil olmak üzere, kurumsal yapı olarak da, işleyiş olarak da, tarım, hayvancılık, her açıdan çok darbe aldığımızı düşünüyorum. Bunun çözümü öyle 3-5 ayda olacak şeyler değil, fakat seçim ve hükümet değişimiyle çözümün ilk adımının atılacağını düşünüyorum. Yani ben bu hükümetin artık çözüm doğrultusunda adım atacağına dair bir inanç taşımıyorum. Çünkü şu ana kadar uyguladıkları politikalar genelde günübirlik, hatta inşaat ekonomisine dayalı, günü kurtarmaya dayalı politikalardı. Bundan sonra, seçimden sonra hükümet değişimiyle umarım birçok adım atılması gerekiyor. Öncelikle kurumsal yapıda ciddi adımlar atılması gerekiyor. Liyakatli kadroların çalışmaya başlaması gerekiyor. Ekonomi tarafına bakacak olursak sadece faiz artırımı tabii ki yeterli değil. Şu anda önümüzde %54 olarak açıklanan bir enflasyon var. Önümüzdeki dönemlerde %60'ları, %65'leri de göreceğimizi düşünüyorum. %14 politika faiziyle birlikte reel faiz çok ciddi oranda ekside. Şimdi siz bugün faiz arttırsanız, şok bir faiz artırımı yapsanız ve reel faizi nötre getirseniz ya da artıya geçirseniz, peki kurda bir gevşeme yaşarsınız, fakat onun yanında çok ciddi bir yavaşlama ve çok ciddi bir işsizlikle karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla çok bilinçli ve yavaş yavaş atılması gereken uzun süreçli bir dönem var önümüzde. Sadece faiz artırımı değil, açıklanan datalarda şeffaflık, yani mesela TÜİK'in açıkladığı datalar, %54 enflasyon deniyor. İşte bakıyoruz süt fiyatına, et fiyatına, biz markette bulamıyoruz o fiyatları. Bu konularda güven veren kurumsallıklar kurulması gerekiyor. Sayın Bakan'ın açıklamaları mesela, dolarda dibi gördük, dolar TL'de. Şimdi ben onu işte paramız çöp değerinde, bundan daha kötüsü olmaz olarak algılamadım. Bizim piyasada bir şey vardır, işte biz onlara hüstat deriz, hisse senedi alım satımında, işte bunun burası dip, buradan alın derler. Yani böyle biraz mal pazarlamak gibi, biraz ona benzettim. Doğru bir yöntem değil, bu yöntemlerin de değişeceğine, daha kurumsal, daha öngörülebilir bir dilin kullanılacağına dair garantilere ihtiyacımız var. Tarım politikalarında şu anda önümüzde ciddi bir gıda güvenliği krizi söz konusu. Bunlarla ilgili ciddi adımlar atılması gerekiyor. Son 20 senedir üretim politikalarımızda ciddi bir gerileme söz konusu. Bakın teknoloji yatırımlarında, yani teknoloji ihracatında, yüksek teknolojide %9 paya sahip. Dolayısıyla sizin ihraç ettiğiniz ürünler rekabet sahibi ürünler, işte beyaz eşya, tekstil gibi. Şimdi bunlar dolayısıyla ne oldu? Dış ticaret haddinde 25 bas puanlık bir düşüş gerçekleşti. Yani biz şu anda yurt dışındaki insanları daha ucuza giydirip yedirip evlerini döşüyoruz.
Fakat biz çok daha pahalıya yiyip içip giyiniyoruz. Bütün bunların köklü olarak değişmesi gerekiyor önümüzdeki dönem. Peki Aslı'nın da bir sorusu olacaktı. Ona döneceğim ama ben belki onunla ilgilidir bilmiyorum. Benim aklımdaki soru da şuydu. Şimdi bir taraftan bu Ukrayna'daki savaşın ve savaş ortamının dünyada işte Türkiye tarafından nasıl ekonomik olarak fırsata çevrilebileceği, karşısına çıkan fırsatlar. Bir taraftan Batı ile yakınlaşma, yeniden bunun için atılan adımlar. Oradan acaba bize ekonomik anlamda nasıl bir getiri sağlar, nasıl bir rahatlama sağlar? İşte bir takım ülkelerle enerji işbirlikleri, ticari anlaşmalar, dışarıdan bu tür arayışlar. Cumhurbaşkanının söylediği öyle adımlar atacağız ki hani gerçekten şaşıracaksınız. Enerji konusunda sözü mesela bize ne anlatmaktadır? Bunları merak ediyorum. Aslı sen ne soracaktın? Benzer bir şey soracaktım. Yani ekonomi yönetiminde bir anlayış olarak ya da kadrolar, siz liyakattan söz ettiniz. Liyakatlik kadrolar olmazsa, kural bazlı bir ekonomi yönetimi anlayışı geri gelmezse, buna karşın Batı ile yakınlaşma gibi bir süreç söz konusu olursa sizce yüzdürülebilir mi bu ekonomi? Ideal bir durumdan söz etmediğimin farkındayım ama çok olası bir durumdan söz ettiğimi düşünüyorum. Yani Batı ile yakınlaşma ama içeride işte nebatisi, şusu busu, hani ekonomiyi biraz böyle anlık sürekli krizleri kural bazlı bir ekonomi anlayışına dönüş değil, sürekli bir kriz yönetimi olarak devam ettirmek. Böyle bir ortamda bir 6 ay sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıya oluruz? Yani tam olarak da aslında Seda'nın sorusunu başka bir şekilde sormak istemiştim. Böyle bir gri alanı bize tarif edin lütfen. Şimdi yabancı yatırımcı politikacıların iyi anlaşmasına, işte karşılıklı sohbet etmelerine veya işte Biden'ın artık telefonlara çıkmasına bakmıyor. Yabancı yatırımcı bir, ne kadar para kazanırım öncelikli olarak, kazandığım parayı geri alabilir miyim? Buna bakıyor. Şimdi burada Türkiye'de çok ciddi bir kur riski olduğunu düşünüyorlar. Yani bugün girdiğim zaman, TL'ye döndüğüm zaman, yarın öbür gün işte %50 yukarısından dolarımı alıp çıkmak zorunda kalabilir miyim? Ayrıca dolarımı alıp çıkmak istediğimde dolarımı alabilir miyim? Bunlar büyük soru işaretleri ve hala bu soru işaretleri geçerli. Batı ile yakınlaşılsa bile bu soru işaretleri geçerli olmaya devam edecek. Çünkü daha önce birkaç defa biliyorsunuz bu sıkıntıları, TL'nin kısılması dolayısıyla bu sıkıntıları yaşadılar. Hala da zaten devam ediyor. Dolayısıyla ben bu tip yakınlaşmaların yabancı yatırımcının gelmesine fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Onun dışında Seda Hanım'ın sorusu vardı. Önümüzdeki dönemde yani ben ciddi bir iyileşme beklemiyorum açıkçası kısa vadede. Evet. Bizim bu durumdan faydalanabileceğimiz pozitif bir nokta şu olabilir. Şu anda birçok Rusya'nın dost ülkesi Rusya'dan iskontolu enerji ithal etmeye başladılar. Petrol, doğalgaz gibi. Biz de bu tip anlaşmalarla kripto üzerinden kabul edeceğini söyledi Putin. Bu tip anlaşmalarla Batı tarafıyla aramızı bozmadan iskontolu enerji tedariği sağlayabiliriz. Bu bizim için pozitif bir gelişim olacaktır. Evet. Tam olarak bunu soracaktım aslında. Yani bu uluslararası finans sisteminden Türkiye'yi dışlamadan bu nasıl olacak sorusunu soracağım. Çünkü yatların Türkiye'de park etmiş olması, yani büyük yatların ki 2-3 yatı kazandırırsanız 100 milyon doların üzerinde paradan bahsediyoruz sadece yatlardan. Yani yakıt ikmali yapılamıyor, yaptırımlara giriyor mu girmiyor mu tartışması var. Örneğin Abramovich'in için 13 milyar dolar olduğu söylenen servetini Türkiye'ye park etmesiyle ilgili bir uluslararası kriz çıkarmadan biz aşabilir miyiz bu konuyu? O parayı Türkiye'ye nasıl getirecek? Çantaya. Yani o para var ama çok büyük bir kısmı şu anda bloke ediliyor.
saklayabildiği orada burada işte SVP'lerle işte bir takım adalarda trustlarla saklayabildiği parası varsa da onu hareket ettirmesi mümkün değil ki. O adalardan o şey yapmak da kolay değil yani para transferi. Türk Bankası'na nasıl girecek? Yani rubli olarak gelmesinden bahsediyor. Bazı kamu bankalarından rubli olarak işlem yapılacağı da söyleniyor. İşte Rusya'da paraya çevirir bunu, altına çevirir. Ruble üzerinden Türkiye'ye verir. Yani bu ruble üzerinden ticaret yürür mü? Bir fırsatta o görülüyor çünkü. Yani burada parametreler nedir? Çünkü açık bir şekilde hükümet burada bir ekonomik fırsat olduğunu düşünüyor. Ama diğer taraftan hem yaptırım rejimi var hem de Türkiye'nin Halkbank davası gibi bir geçmişte yaşanan olay var. Haliyle hani neleri yapabilir, neleri yapamaz gibi konusunda uluslararası kurallar açısından herhalde bir belirsizlik var şu anda. Hani oligark yatı geldi. İyi hoş da oligarkın parası bloke. Hani Bodrum'da yatını tutuyor. Şimdi burada biraz... Mazot belki... koyacak parası yok ama. Mazot koyacak parası da vardır herhalde ama. Yani buradaki yani kurallar herhalde... Belli kurallar olacak burada. Çünkü Türkiye evet enerji almaya devam edecek ama... Hani herhalde... kripto üzerinden mi ticaret mi yapacak? Yani bir kere yaptırımlara katılmıyor Türkiye ama alternatif bir sistem yapamaz herhalde. Nasıl görüyorsunuz bu çerçeveyi? Yani şimdi Rusya'nın kendine ait bir Swift sistemi var. Çin'in pardon. Onu kullanabilirler. Dediğiniz gibi işte rubleyle yapılabilir. Onun dışında altın olamaz çünkü bu hafta Biden açıklama yaptı altın kullanamayacağına dair Rusya'nın. Gerçi Rusya'da karşılığında bizim bütün altınımız Rusya'da şu anda. Dışarıda altınımız yok, istediğimiz gibi kullanırız dedi. Fakat şimdi bu açıklama yapıldıktan sonra altını kullanarak ticaret yapılması pek mantıklı gelmiyor. Swap anlaşması desem ruble TL üzerinden ancak o şekilde ama Swift'i kullanamaz. Yani karmaşık bir durum açıkçası. İlerleyen dönemlerde göreceğiz ama bunun yöntemlerini şu an aslında Rusya bir şekilde dolarla da satış yapmaya devam ediyor. Yani bir takım kanalları kullanarak hala dolarla satış yapmaya da devam ediyor. O kanalları da kapatırlarsa asıl büyük risk orada başlayacak diye düşünüyorum. Yani petrol ihracatında herhangi bir düşme şimdilik gerçekleşmedi mesela. Doğrudan cüzdana değecek bir spesifik soru sorayım. Çünkü turizm katma değeri çok yüksek. Çok fazla sektör bundan besleniyor. Rus turist gelip burada harcama yapamayacak mı? Şimdi onların MIR kredi kartı var. Türkiye'de de şu anda işte ziraatte bir iki bankada çalışıyor. O MIR kredi kartlarıyla o bankalara bağlı POS makinelerinden harcama yapabilecekler. Ama sorun şu ki şu anda fiyatlar Rus rublesinin değer kaybı da dolayısıyla Ruslara çok fazla geliyor. Orada ciddi bir enflasyon da gerçekleşecek. Dolayısıyla turistik olarak bu parayı harcamak isteyecekler mi? Asıl soru o bence. Bir de anladığım kadarıyla bizde finansal sektörde, bankalarda bir tedirginlik var. Hükümetin fazla bodoslama gireceği tabiri caizse bu Rusya ile ticaret meselesini ve orada uluslararası kurallar konusunda başlarında sıkıntı, uluslararası kurallar çerçevesinde bazı sıkıntılar yaşanabileceği konusunda siz böyle bir şey sezinliyor musunuz? Yani ben benim duyduğum kadarıyla bankalar şu anda Ruslara hesap açma konusunda çok istekli değiller. Bu şekilde duydum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Rus ruble TL aklıma geldi. Ruble TL karşılığında ticaret dedik ama şimdi rubledeki oynaklık da bir kur riski taşımamıza neden olacaktır. Dolayısıyla hani ne kadar avantajlı olur ona da bakmak lazım. Evet. Peki çok kısaca İris Hanım son olarak bir kur korumalı mevduat dedik. Şimdi bu hemen her gün konuşuluyor ve bir açıklama geliyor bir bu konuyla ilgili mesajlar. İşte 3 aylık vadeler doldu ne getirdi ne götürdü noktası işte ilgi çok büyük istikrar oluşturdu diyor. İşte liraya büyük güven duyulduğunu gösterdi deniliyor.
Gerçekten öyle mi? Ne gösterdi bize bu 3 aylık süreç? Bir de bu KKM'de kur korumalı mevduatta daha başka böyle oynayabileceği, ekleyebileceği, genişletebileceği, medet ummak adına yapabileceği bir şey kaldı mı iktidarın? Varsa da zaten onun nasıl bir katkısı olur durumu düzeltmeye? O da ayrı mesele tabii. Yani şimdi insanlar zarar etmesin diye sağ olsunlar, çok iyi niyetliler. Ellerinden geleni yapıyorlar. Yani hani bedava bir opsiyon satıldı. Opsiyonun primini de hazine ödüyor. Zarar etme ihtimaliniz yok. Çünkü eğer kur düşerse senelik %17 faizinizi alırsınız. Kur yükselirse kur yükseldiği kadar paranızı alırsınız. O gün satıp dolar almak isterseniz doları da bozduğunuz fiyattan Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamdan geri alabilirsiniz. Yani bence hani insanların maksimumda para kazanması için ellerinden geleni yapmış görünüyorlar. Aklıma başka bir şey gelmiyor açıkçası. Ama şimdi bu KKM'nin çok ciddi bir yan etkisi var. Şimdi şöyle söyleyelim, ben hesaplamıştım 24 Aralık'ta KKM'ye girenler 24 Mart'ta geri dönüşlerini aldılar. Bugün de almaya devam ettiler saat 11'den sonra bağlayanlar. Toplamda 6.4 milyar TL KKM'ye girenlerin hesabına para yattı. Bunun 5.6 milyar TL'si hazine tarafından karşılandı. Şimdi hazine bu ödemeleri nasıl karşılayacak? Daha fazla borçlanacak. Bu borçlanmanın tutarı ve faizleri hazine bütçesine girdiğinde bu bütçeyi kim karşılıyor? Vergileriyle halk karşılıyor. Şimdi ben ya da birikimi olmayan Ahmet amca KKM'deki 24 Aralık 24 Mart arasındaki %27 getiriden faydalanabildi mi? Hayır. Ama vergimle faydalanan kişiyi fonlamış mı olacağım? Evet. Bu nedir? Kısaca gelir aktarımı. Yani sade vatandaştan alıp sermayedara veriyorsunuz. Bu da gelir dağılımında ciddi bir adaletsizlik yaratıyor. Evet. Yani şimdi Türkiye'nin Gini katsayısı vardır. Gelir dağılımındaki adaleti ölçer. Biz Avrupa Birliği içinde gelir adaletsizliğinde birinciyiz. 41 Gini katsayımız. Şimdi zaten bu adaletsizliği büyüme datalarında da görüyoruz. Sürekli sermayedara bir para aktarımı var çalışan tarafından. KKM'de buna çok güzel destek oluyor. Bunun yanında bir de şimdi TL'ye olan güvenden bahsediliyor. TL'ye olan güven dolara endekslenmiş bir ürüne para yatırmakla sağlanmıyor. Şimdi ben dolar kadar para kazanacağımı düşünüyorsam KKM'ye giriyorum. Doğru mu? Evet, o zaman dolara güvendir. Burada nerede TL'ye güven? Evet. Şimdi mesela bir de şu var. Aksine dolara dolarizasyon KKM başladığında %68 seviyesindeydi. Şimdi yabancı para hesapları %58 seviyesinde. KKM %10. %68 yine aslında dolarizasyon. Örtülü olarak %10 da bir dolarizasyon söz konusu. Öyle değil mi? Evet. Yani bu KKM hem bütçe dengesinde ciddi sıkıntılara yol açacak. Evet. Hem vergilerimizle gelir adaletsizliğine destek olmuş olacağız. Hem de dolarizasyon devam ediyor. Üstelik kurda da yükseliş devam ediyor. Evet, büyük risk. Peki. Bir de bundan ani çıkışlar olursa o zaman dolar da artabilir değil mi? Yani hani bir yerde bir şey oldu, bir anda çıkmaya başladılar. O zaman doların fiyatı da artmış olacak. Eğer KKM dönüşlerinde dönüp dolar alırlarsa evet, fiyatı tabii ki artacak. Peki, çünkü o %10 pay, yani yabancı paradan bozulan KKM'ye dönüşen %10 pay tekrar dolara dönecek. Çünkü adamlar dolar istediği için KKM'deler zaten. Evet, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz İris Cibre. Katıldığınız için perdenin arkasında iyi geceler diliyoruz. Herkese iyi geceler dilerim. Sağ olun. Bu arada okumuşsunuzdur mutlaka, açlık sınırı da 5.738 liraya yükseldi. Hani dedik ya, şimdi gelir adaletsizliğinden bahsetmişken, öyle noktalamışken İris Cibre'yle, asgari ücrette düzenleme artış konusunda bir beklenti var. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını, bu konudaki mesajını sen hatırlattın Hilmi. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
Gıda krizi boyutu var. Bu et ve süt kurumunun %38 zam yapması ete, o kuyruklar meselesi, et ihracatına daha yeni kısıtlama getirilmesi ama yol açtığı sorunlar, içeride kayıplar. Aynı şey süt için de geçerli. Yani bizi çok büyük şeyler bekliyor. Risklerle karşı karşıyayız. Bir gıda krizinin içinde bulunduğunda dünya kendisini tam anlamıyla, Türkiye bundan nasıl alacak? Türkiye'nin payına ne düşecek yani? Bir de bu boyutu var değil mi? Yani Türkiye çok hazırlıklı olmadığı yönünde işaretler veriyor. Yani bu çarpıcı olan şey bu. Ve her gün her açıklama çok çarpıcı oluyor. Et ve Süt Kurumu Başkanı